What is the source of this news? Where did you see the news? Where did you read it? I saw this news on the internet, memurlar.net, sözcü.com and other websites. It was saying that Zoom has withdrawn money from users' bank accounts. Everyone was worried and curious if the news was fact. Many people deleted Zoom application from their mobile phones. What emotions is this news focused on? More than half of the people feel anxiety when they read the news. 13 of them feel surprised and curiosity. 10 of them feel fear. 4 of them find it funny. Could other people understand this news differently than I do? According to the news item, there is a question: is Zoom application stealing your bank account and personal information? I think perception of this news item can change according to the age group or education level or the purpose you used the application. In the survey, I asked the people if they believe it or not, and also asked their sender education level and the purpose of their usage, but I couldn't find any coherency between the categories and the yes/no answers. Doing survey to the large mass would give more reliable results. At the end of the survey, I got 24 no answers. On the other hand, only 7 people told it Asparagus, namely fake. For what purpose could this new be shared? Due to coronavirus epidemic, teachers of same school were trying to contain their education in a live classroom with online video call applications. The application named Zoom was preferred more than its competitors because it offers functional features for crowded meetings. Zoom, which was used by 10 million daily users in December 2019, is now 400 million users a day. It is first in the popularity of learning stores. The main purpose may be lowering Zoom popularity. Which target group does this news appeal to? Hi my friend, in the pandemic process, we used the application for meetings and education mostly. I think this news appeals to several different groups. For example, teachers, students, parents, workers, and any other Zoom users. Have you made research from different sources to confirm the news if it is Asperger's or faked? Uzaktan eğitim faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte en çok kullanılan uygulama Zoom'un marka bilgilerimizi iletişimine dair internette haberler dolaşmakta. Biz de bu haberlerin doğruluğu ile ilgili bilişim öğretmenimizden Mehmet Karakuş'tan fikirlerini alıyoruz. Evet, pandemi sürecinden sonra uzaktan eğitim uygulamaları çok yaygınlaştı. Tabii böyle olunca da birçok bilgisayar konusunda bilgisi olamayan insanlar bu uygulamaları kullanmaya başladı. Zoom'un da kredi kartı bilgilerimizi çaldığına dair tabii haberler var. Fakat bu haberler bir türlü yanlış. Çünkü Zoom zaten kayıt esnasında kredi kartı bilgilerimizi sormuyor. Bu kredi kartı ile ilgili ortaya çıkan Asparagus haberin temelinde bir takım kullanıcıların bir telefonlarını tam olarak nasıl kullanacağını bilmemesinden, internette karşılaşacakları sorunlara karşı güvenlik tedbirlerini almamasından kaynaklanıyor. Çünkü birçok kullanıcı karşılaştıkları ilk uygulamayı indirip onun onay ve yetki kabullerini hemen yapıyorlar. Bu şekilde kredi kartı bilgilerini çaldırmış olabilirler. Fakat bu bilgileri alan Zoom uygulaması değil. Zaten bu uygulama kendisi ticari bir uygulama ve bu işten çok güzel para kazanan bir firma. Böyle bir şey yapması kendi ayağına kurşun sıkması demek olur. Teşekkür ederim.